AK Parti Ordu Milletvekili Harun Çakır, orduya hizmet borçlarının olduğunu belirterek, ordu için ne söz verdiysek yerine getireceğiz. Bu yolda bizlere oy veren, vermeyen tüm ordulara teşekkür ediyorum dedi. Seçim sonuçlarının belli olmasından sonra teşekkür ziyaretlerine başlayan AK Parti Ordu Milletvekili Harun Çakır, "Bizim için durmak yok, ordular omuzlarımıza ağır bir sorumluluk yüklemiştir. Bu sorumluluğu onurumuzla yerine getirebilmek için gece gündüz çalışacağız." diye konuştu. Biz Sayın Genel Sekreterliğimizin önderliğinde, başkanlığında bundan önceki arkadaşlarımızın bıraktığı yerden devam edeceğiz. AK Parti iktidarı döneminde ordunun önemli hizmetler aldığına işaret eden Milletvekili Harun Çakır, "Bu hizmetler bizim için yeterli değil. Orduya 2023 vizyonunu kazandırmak, orduyu Avrupa standartlarında bir kent yapmak için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Hükümetimizin ordu için büyük projeleri var. Havaalanı, çevre yolu, dere yolu, Ordu Ulubey Gürgentepe Gölköy yolu, Fatsa Aybastı yolu, Ünye Akkuş yolu, ek hastane inşaatları, yeni stadyum, Fındık'ta lisanslı depoculuk, tarımla ilgili projelerimiz var. Bunların hepsi iktidarımız döneminde yapılacaktır." açıklamasında bulundu. Çakır şöyle devam etti. "Ordu gelişecek, büyüyecek ve ordu insanının refah seviyesi yükselecektir. Orduya hizmetlerin getirilmesinde birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Genel Sekreterimiz Sayın İdris Naim Şahin Beyefendi başta olmak üzere tüm arkadaşlarımızla birlikte el ele vereceğiz. İktidar muhalefet ayrımı kesinlikle yapmayacağız. Ordu için yapılacak her proje ve hizmete destek olacağız. Seçim süresince ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımızın dertlerini dinledik. Onların dertlerinin, sorunlarının çözümü için şimdiden çalışıyoruz. Bizleri evlerine, iş yerlerine kabul eden hemşerilerimiz oldu. Çaylarını içtik, yemeklerini yedik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 12 Haziran günü sandık başına gidip oylarını kullanan ve ister bize oy vermiş olsun, isterse vermemiş olsun, biz bütün oyların ordu için verildiğini kabul ediyoruz."